Şimdi kimden bahsedeceğimizi anlatmadan önce ülkemizin savunma sanayi alanında tam 100 senedir belli aralıklarla gerçekleştirdiği atılımlardan bahsedelim. Ancak ne hikmet ki bugüne kadar başarıyla sonuçlanan ve sonuçlanabilecek projeler bir şekilde sekteye uğradı. Hepiniz devrim arabalarının zorlu ve bir o kadar üzücü hikayesini duymuşsunuzdur. Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 24 Türk mühendisini bir araya getirerek bir otomobil yapılmasını istiyor. 4,5 ay gibi kısa bir sürede yerli otomobilimiz devrim, bir bantta değil, 24 mühendisin elleriyle yapılıyor. Peki yürür vaziyette olan devrim arabalarının üretimi niçin devam etmedi? O dönem birkaç otomobil markası Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyordu. Hikayenin görünen kısmında bu bilginin çok değeri yok. Ancak arka planda bu otomobillerin Türk ortaklarının rekabeti ortadan kaldırmak istediğine dair rivayetler var. Eğer doğruysa daha çok kâr etme uğruna feda edilen ülkemizin başarısıydı. Ama yapmışsınız işte. Başarmışsınız. Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz evlat. Nuri Demirağ'ın da benzer bir hikayesi var. Savaştan yeni çıkmış olduğumuz için Demirağ birçok proje ortaya koyarak ülkesine destek olmak istiyor. Muhtemelen en önemli projesi de uçak fabrikası açmasıdır. Burada ürettiği uçaklarla İstanbul'dan Eskişehir'e, Sivas'a, hatta Selanik ve Atina'ya kadar gidiyor. Kısa bir sürede yurt içi ve yurt dışından birçok sipariş alıyor. Ancak uçaklardan birisi kaza geçirince sanki herkes bu anı beklermiş gibi mahkeme süreçleri başlıyor, ihracatlar engelleniyor ve en sonunda Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası kapatılıyor. Eğer bu projeler engellenmeseydi belki de bugün çok farklı bir Türkiye'de yaşıyor olacaktık. Peki bugüne dek sanayide dışa bağımlı olan Türkiye'nin durumu Cumhuriyet'in 100. yılında ne durumda dersiniz? Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Selçuk Bayraktar, ilk milli SİHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin ve ilk milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma'nın mimarı. Henüz öğrenci olduğu zamanlar olan 2000'lerde ülkesi için bir fırsat görüyor. 20-30 yıl sonrasının rekabetinin ne olacağını öngörüyor ve projelerini hayata geçirmek için babası Özdemir Bayraktar'ın izinden gidiyor. Bayraktar ailesi aslen Trabzon Sürmenelidir. Aile büyükleri Özdemir Bayraktar, Türk mühendisi ve girişimcidir. Kendisinin en büyük isteği Türkiye'yi savunma sanayi alanında dışa bağımlı olmaktan kurtarmaktı. 1986 yılında Baykar Makine ismiyle bugünkü Baykar Teknoloji Şirketi'ni kurdu. Bu şirket ilk yıllarda yerli otomobil parçaları üreterek işe başlamıştı. Özdemir Bayraktar yerli üretim konusunu çok önemsiyordu. Bunun için özellikle SİHA yani silahlı insansız hava aracı üretmek için yıllarca çalıştı. Oğulları da onunla aynı vizyonu paylaşmış olacak ki bu yolda babalarının öncülüğünde birlikte yürüdüler. Selçuk Bayraktar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümünü okurken University of Pennsylvania'dan staj teklifi aldı. Sonrasında ise aldığı burs teklifiyle yüksek lisans eğitimine burada devam etti. Araştırmalarında dünyada ilke imza atan çalışmalara imza atmıştır. İHA konusunda yaptığı deneyler bilimsel yayınlara konu olmuştur. Göstermiş olduğu başarılar ona MIT'de Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde ikinci yüksek lisansın kapısını açmıştır. Burada insansız helikopter sistemleri üzerine çalışmalar yürütmüştür. Amerika'da doktora programını Türkiye'de babasının öncülük ettiği milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini yürütmek için dondurmuştur. Babasıyla aynı derdi paylaşan ve teröre karşı teknolojik bir çare arayışında olan Melih Gülova'nın şehit olması, insansız hava aracı sistemlerini artık Bayraktar ailesi için bir emanet haline getirmiştir. Bayraktar ailesi çıkmış oldukları bu yolda kimseden destek istememişlerdir. 2 yıl boyunca Güneydoğu'da Şırnak'taki Gabar Dağı'nda saha çalışmaları yürütmüşlerdir. Belki de bugüne kadarki tek talepleri geliştirmiş oldukları araçları uçuracak bir pist olmuştur. Bizim 2009'da Bayraktar TB1'i yaptığımızda aylarca pist arandı. Dünyada hiçbir insansız hava aracından istenmemiş sertifikalar istenmeye kalkıldı bizden. Bunca engele rağmen Bayraktar ailesi yerli ve özgün üretimlerini hayata geçirmek için mücadele ediyor. Selçuk Bayraktar 2007'den beri Baykar bünyesinde teknoloji liderliği görevini yürütmektedir. Yürütmüş olduğu çalışmaların başında Türkiye'nin ilk yerli ve milli insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA ile 2014'te TSK envanterine giren sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Bayraktar TB2 SİHA sistemi bulunmaktadır. Selçuk Bayraktar ve ekibi Türkiye'nin ilk taarruzlu İHA sistemi olan 6 ton kalkış ağırlığına sahip Bayraktar Akıncı TİHA'yı da 29 Ağustos 2021'de TSK'ya teslim etmiştir. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna tarafından kullanılan Bayraktar TB2 SİHA'lar Rusya'nın birçok operasyonunu geri püskürtmeyi başardı. Bu başarı Baykar ve Selçuk Bayraktar ismini tüm dünyaya duyurdu.
Ukrayna Türk siyaları sayesinde stratejik olarak öne geçti. Selçuk Bayraktar Zelenski tarafından devlet liyakat nişanına layık görüldü. Hatta Bayraktar için Ukrayna askerleri beste dahi yaptı. Bayraktar. Bayraktar. Bununla birlikte Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde SİHA'lar Ermenistan'a karşı da üstünlük sağladı. O dönem ABD senatörü Menendez, Karabağ zaferinden ötürü Türk SİHA'larının satışlarını tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı ve barış ve insan hakları için bir tehdit olarak nitelendirdi. Bir Türk şirketinin silah sanayini millileştirme projesi, savunma sanayinin başını çeken bir ülke tarafından bu şekilde karşılanıyorsa doğru yoldasınız demektir Selçuk Bey. Selçuk Bayraktar etik ve manevi değerleri öne alan bir isim. Hangi siyasi görüşte olursa olsun birlikte çalıştığı insanlardan beklediği şey sadece dürüstlük. Bizim inancımız gereği eğer etikten ahlaktan ayrılacak olursan zaten yapacağın işin bir bereketi, bir faydasının olması mümkün değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olmasına rağmen birçok görüşten insan ülkeye kattığı değerlerden, başarılarından ve liyakatinden ötürü onu seviyor. Bugüne dek de hiçbir kurumdan ve kuruluştan destek almaması, yalnızca kendi şirketinin ve ortaklarının kaynaklarıyla çalışmalarını yürütmesi, her kesimden insanın onun başarıları hakkında uzlaşmasını sağlıyor. Bayraktar Türkiye Teknoloji Takımı yani T3 Vakfı'nın kurulmasında da öncülük ediyor. Bu vakıfla birçok kurum ve kuruluşta ortak çalışarak hiçbir bağış ve destek almadan gençlere atölyeler kurup teknoloji alanında gelişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Ayrıca T3 Vakfı'nın paydaşı olduğu en büyük projelerden birisi de Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest. Burada hedeflenen gençlerin kendi projelerini geliştirip sunacağı bir ortam hazırlamak. Aynı zamanda yerli ve milli hava araçlarını gençlerle buluşturmak. Kim bilir belki bir gün havacılık alanında sergilenen bu başarılar ileride buraya akan gençlerle uzaya kadar sıçrayacak. Aslında kurduğumuz bir anlamda dünya da öyle bir dünya. Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ülkemizin uzay programında çalışacak mottosuyla düzenleniyor Teknofest.